Sayın Cumhurbaşkanım, Koç ailemizin çok değerli mensupları, Koç topluluğu ve TÜPRAŞ'ın çok değerli üst yöneticileri, değerli çalışanları, TÜPRAŞ tarafından gerçekleştirilen Fuyloğlu Dönüşüm Tesisi'nin açılışı vesilesiyle sizleri şehirlerimizde aralamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı, halkın doğrudan oylarıyla seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak şehrimizi ilk teşrifinizden dolayı da ayrıca şehrimiz adına sizlere şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli konuklar, ülkemizin ekonomideki en önemli sorunu dış ticaret açığından kaynaklanan cari açık. Dışa bağımlılığın azaltılmasına ve cari açığımızın düşürülmesine katkı sağlayacak olan bu yatırımın üretime geçmesi, ülkemiz ekonomisi ve sanayimiz açısından son derece önemli ve değerlidir. Küresel krizin etkilerinin en şiddetli yaşandığı bir dönemde yatırımlarını askıya alan şirketlerin aksine 2008 yılında yatırım kararı alan TÜPRAŞ yöneticilerini bu önemli ve aynı zamanda cesur girişimlerinden dolayı tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Herkesin yatırımdan kaçındığı, var olan yatırımları durdurma noktasına getirdiği bir dönemde vizyon ve öngörü gerektiren bütün bu kararlar yapılan bu yatırımı çok daha değerli hale getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bizim için rafineri, demir çelik ve kimya gibi sektörlerde yapılan yatırım planlamaları büyük önem arz etmekte. Bu sektörler diğer tüm sektörlere yüksek oranda girdi sağlayan stratejik öneme haiz sektörler. Örneğin demir çelik sektöründe yassı ve uzun mamullerde ülkemiz arasındaki bir arz ve talep dengesizliği vardı. Uzun ürünlerde az fazlalığı, yassı ürünlerde ise arz yetersizliği nedeniyle dış ticaretimizde ciddi bir açık oluşmaktaydı. Hükümet olarak yaptığımız çalışmalar ve sektörle yakın işbirliğimiz sonucu yassı ürünlerin üretimine yönelik yapılan yatırımlar büyük ölçüde arz talep dengesizliğini ortadan kaldırdı. Benzer durum ülkemizde rafineri sektörü içinde geçerli olup benzin, fuel oil gibi ürünlerde üretim fazlası, motorin gibi ürünlerde de ciddi bir üretim açığı var. Motorin ülkemiz akaryakıt sektöründe en çok tüketilen ürün ve üretim miktarının neredeyse tüketim 3 katı. Bu ülkemiz açısından net bir ithalat anlamına gelmekte. Motorine göre benzinde ise tüketim yıllar itibariyle azalmakta, mevcut üretim kapasitemiz iç piyasa talebimizin neredeyse %60 fazlası. Fuel oil dönüşüm üniteleri, katma değeri düşük ve tüketimi olmayan fuel oil, asfalt gibi siyah ürünleri, yüksek katma değerli ve tüketimi artan motorin, benzin, jet yakıtı, LP gibi beyaz ürünlere dönüştürecek yüksek bir yatırım maliyeti olan önemli tesisler. Yapılan dönüşüm ülkemizde bu alandaki arz ve talep dengesizliğini özellikle giderecek ve bu alanda ülkemizin cari dengesine büyük katkı sağlayacak önemli bir tesis. Bu tesis 3 milyar dolar yatırım maliyetiyle ülkemizde Cumhuriyet tarihimizde bir anda bir alana yapılan en büyük sanayi yatırımı. Bu açıdan da ayrı bir önemi var. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte 500 nitelikli sanayi çalışanı bu tesiste istihdam edilecek. Bu dolaylı istihdamla binleri çok rahat geçecek. Yatırım teşvikleri kapsamında desteklenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sanayi yatırımı olan bu proje stratejik yatırım teşvik belgesine sahip büyük ölçekli bir yatırım aynı zamanda. Bu yatırımı değerli kılan bir başka husus ise proje tasarım aşamasında tüm çevresel etkilerin dikkate alınması ve Avrupa Birliği standartlarına uygun teknoloji ve proses seçimi yapılarak çevreye duyarlı üretimin yapılacak olması. Kocaeli milletvekili olarak 99 depremini yaşamış bir kardeşiniz olarak da bu yapılan yatırımın özellikle deprem noktasında da son derece duyarlı bir yatırım olması bizi ayrıca sevindirmekte. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, bakanlık olarak bu yıl uygulamaya aldığımız girişimci bilgi sistemi verilerine göre ülkemizde rafineri sektörünün 2013 yılı cirosu 46 milyar Türk lirası ve
Toplam imalat sanayi içerisindeki payı da %5.1. Yaklaşık 9 bin kişinin istihdam edildiği rafineri sektörü imalat sanayi içerisinde ortalama brüt 4.255 Türk lirası brüt ücret ile en yüksek çalışan ücretine sahip sektör. Yine sektörle ilgili olarak bir dikkat çekici hususta ülkemizde yaklaşık 1 milyon Türk lirası ile kişi başı bir kişi istihdam etmek için yatırım maliyetinin en yüksek olduğu sektör. Bu tesiste yatırım maliyeti yaklaşık 3.000 dolar civarında kişi başına. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, son 12 yılda ülke olarak üretim yapımızda düşük teknolojiden orta teknoloji düzeyine bir ciddi geçiş yaptık ve önemli bir başarı elde ettik. Liderliğinizde halkımızın oluşturduğu siyasi istikrarı bir büyük gayret ve çabayla ekonomik istikrara dönüştürmeniz sayesinde artık Türkiye yatırım açısından son derece cazip bir ülke haline geldi. Ve yatırımlar arka arkaya gelmeye başladı. Bundan sonraki dönemde ise özellikle üretim yapımızda orta yüksek ve yüksek teknolojiye geçiş yapmak istiyor, planlarımızı ve politikalarımızı bu hedef doğrultusunda yineliyoruz. Bakanlık olarak 3 Y şeklinde formüle ettiğimiz yerli, yenilikçi ve yeşil üretim anlayışı ekseninde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizde karar alma ve politika üretme süreçlerini kamunun tek başına belirlediği bir süreç olmaktan çıkardık. Her alanda karar alma süreçlerine özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve ilgili tüm paylaşların da aktif bir şekilde katılımlarını sağlıyor, politikalarımızı ortak aklı esas alacak şekilde oluşturuyoruz. Bu çerçevede özel sektörle, sektör temsilcilerimizle sürekli bir araya geliyor, sektördeki gelişmeler hakkında istişare ediyor, sektörde yaşanan sorunları birinci ağızdan dinliyor ve çözmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bütün bu çalışmalarımızla sanayi üretiminin ekonomimiz içindeki ağırlığını artırmayı ve verimlilik artışı ile birlikte daha rekabetçi ve daha yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesini hedefliyoruz. Konuşmamın sonunda yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı, çevreye duyarlı ve dışa bağımlılığımızı azaltacak bu tesisimizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta TÜPRAŞ yönetimi olmak üzere bu tesisin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, zat-ı alinizi ve tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.